dediğiniz gibi çok fazla kurum var. Türkiye'de de var hem de yurt dışında var. Haline getirebilmek. Bu platform haline getirirken de bir altyapı oluşturmak istiyoruz biz. Farklı dikeylerde, farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir altyapıyı eğer biz sunabilirsek, kişiler bunu hem kendilerine göre organize edebilirler, konfigüre edebilirler ve tam olarak ihtiyaçlarını karşılayan bir metaverse sistemine kendileri erişebilirler. Expert Expo'da bizim Expertverse adı altında geliştirdiğimiz altyapının ilk dikey uygulaması aslında. Bu uygulamayla birlikte biz iki tane sistemi geliştirmiş olduk. Birincisi, şu anda çok fazla sayıda benzer uygulamanın çıktığı, oyun motorlarını kullanan bir uygulamanın çıktığı bir görsel tarafımız var. Üç boyutlu olarak kişiler kendileri konfigüre ettikleri ortamı son kullanıcılar da gezintileyerek deneyimleme imkanı sağlıyorlar. Bunu yaparken bir de bunu bilgi sistemleriyle entegre ettik. Biz bu uygulamayı SaaS olarak geliştirdik. Bu nedir? Son kullanıcılara hizmet vermek üzere organizatörlerin tamamen kendi organizasyonunu ve istediği etkinliği istediği zaman oluşturup içindeki bütün ayarlamaları, bütün kuralları, bütün firmaları ekleyip tamamen kendileri yayınlayabilecekleri bir platform bu. Bu imkan bağımsız, zaman bağımsız ve maliyet etkin olarak bir kariyer fuarına ya da normal bir fuara hızlı bir şekilde oluşturup bunu da son kullanıcılara sağlayabilecekleri bir yapı sağlıyor. Savunma sanayinde de icra ettiğimiz görevlerimiz de neticesi itibariyle buradaki bilgi birikimlerimizi de kullanarak özellikle savunma tarafında da benzer bir uygulamayı geliştirmek istiyoruz. Şu anda da bunun ilk aşamalarını geçmiş bulunuyoruz ve devam ettiriyoruz. Aynı şekilde BİTES'in eğitim tarafındaki bilgi birikimini gene bu sistemlere entegre ederek böyle bir çalışma da yapmak yönünde çalışmalarımız var. Evet. Şimdi...